Merhaba arkadaşlar. Google Play Store'a girme problemiyle alakalı güncel bir video çekeceğim size. Daha yeni bu problemi çözdüm. Genelde Philips televizyonlarda e-posta ve şifre uyumsuz şeklinde uyarı veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi YouTube yüklemesini yaptım. Herhangi bir problem yok. YouTube çalışıyor. Örneğin açalım bir video. Şu anda gördüğünüz gibi YouTube çalışmakta. Öncelikle televizyonu bir fabrika ayarları değil, öncelikle televizyonu bir sıfırlayacağız. Ayarlardan genel ayarlar, televizyonu yeniden kur. Fabrika ayarları değil, televizyonu yeniden kur. Bu şekilde yapacağız. Daha sonrasında ağ normal bir şekilde bağlanacak. Ağ bağlandıktan sonra bilgisayar da aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Daha sonrasında bu işlemleri yaptığınızda tekrar ayarlara girip ayarlardan Android ayarlarından hakkında'ya girdikten sonra altta yapı var. Bu yapıya birkaç kez basılı tuttuğunuzda bir geliştiricisiniz, gerek yok geliştiricisiniz. Daha önce yaptığım için bu işlemi yapacağız. Daha sonrasında buradan güvenlik ve kısıtlamalara gireceğiz. Güvenlik ve kısıtlamalarda bilinmeyen kaynakları açık hale getireceğiz. Bunu da açık hale getirdikten sonra tekrar ayarlara girip ayarlardan kablosuz ve ağlar ağ ayarlarını görüntüle. Bu sayfa bu şekilde açık kalsın. Buradaki IP adresi bize lazım olacak. 192.168.1.45 şeklinde. Bizim IP adresimiz. Bu size lazım olacak. Sizin televizyonunuzdaki. Bunu kaydedin. Daha sonrasında bilgisayardan bir uygulama indireceğiz. Bu uygulama ADB Fastboot şeklinde bu uygulama. Site bu şekilde. Xiaomi Tools. Bu siteden indirin. Buraya girdikten sonra alt tarafta linkler mevcut. Bu linklerden indirebilirsiniz. Bu sitenin linkini de paylaşacağım ben. İndirdikten sonra şu şekilde bir simge geliyor. Bunu yönetici olarak kurmanız gerekiyor. Yönetici olarak kurduktan sonra şöyle bir şey geliyor. Bunu da yönetici olarak çalıştıracağız. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra şu şekilde bir sayfa açılıyor. Şimdi bu sayfada gördüğünüz gibi bir kod var. Bu kodu da paylaşacağım size. Bu koda daha sonrasında IP adresinizi de yazmanız gerekiyor. Şurada boşluk var yalnız. Şurada da boşluk var. Ben paylaşacağım. Bunu yazdıktan sonra bunu kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra şu anda bağlantı gerçekleşti. Bağlantı gerçekleştikten sonra ben daha önceden bağlandığım için televizyona herhangi bir uyarı gelmedi. Siz de ilk defa bağlanacağınız için televizyona bir uyarı gelecek. O uyarıya onay vermeniz gerekiyor. Bağlantı gerçekleştikten sonra bu sayfa açık kalsın. Daha sonrasında bu sitenin linkini de paylaşacağım. Burada çeşitli yeni yüklenmiş, güncellenmiş Google Play Store'lar var. APK'leri. Buradan bunu da indiriyorsunuz şu şekilde tıklayarak. Daha sonrasında masa üstüne kaydedin. Kolay olsun diye ben şu şekilde kaydettim. 1 APK, 3 APK. Gördüğünüz gibi farklı farklı denediğim için bu şekilde kaydettim. Bunu da kaydettikten sonra bu dosyanın bilgisayarınızdaki yolunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de dosyaya bir kere tıklıyoruz. Daha sonrasında Ctrl, Shift ve sağ tık yapıyoruz. Sağ tık yaptıktan sonra burada dosya yolu, bilgisayarın dili farklı kusura bakmayın. Sizde dosya yolu şeklinde çıkacak. Bunu da açtıktan sonra dosya yoluna ulaşacağız. Bilgisayar biraz yavaş. Tekrar deneyelim.
CTRL Shift yapıp yapmanız gerekiyor. Sanırım oraya bastığımızda dosya yolunuz direkt kopyaladı zaten. Evet, gördüğünüz gibi dosya yolunu oraya bastığımızda kopyalıyor zaten. Herhangi bir sayfa açılmıyor. Bu bizim dosya yolumuz. Bunu da kaybetmeyin. Daha sonrasında dosya yolunu da bulduktan sonra APK'yi de indirdikten sonra masa üstünde ikinci bir kodumuz var. Bu kodu da paylaşacağım. Bu kod şuraya kadar gördüğünüz gibi daha sonrasında dosya yolunu eklemeniz gerekiyor. Bu kodu da tekrar kopyalayarak buraya yapıştırmamız gerekiyor. Ve Enter'a basacağız. Daha sonrasında ben yükleme yaptığım için şu anda tekrar yükleme yapmıyorum. Burada yükleniyor şeklinde yüzde ibaresi olacak. Yüzde 1, 2, 3 şeklinde ilerleyecek. Bu yükledikten sonra yüzde yükleme işlemi bittikten sonra işleminiz normalde tamamlanıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra Google Play Store'a girip oturumunuzu açabilirsiniz. Şimdi YouTube'la ilgili Google Play Store'a giriş yaptığınızda Google Play Store'da YouTube yok. Çünkü desteğini kaldırdığı için indiremiyorsunuz. YouTube'u da ben ekstra bir uygulama indirerek yaptım. Bu uygulamayı indirin. Bu uygulamanın ismi şuradan hemen bakalım. Şu. TV File Commander şeklinde bu uygulamayı indiriyoruz. Bu uygulama APK dosyalarını televizyonunuzun çalıştırmasını sağlıyor, görmesini sağlıyor USB bellek üzerinden. Daha sonrasında zaten bu uygulamayı indirebilirsiniz. Bu uygulamayı indirdikten sonra gördüğünüz gibi yani Google Play Store'daki farklı uygulamaları da indirebilirsiniz. Şimdi önemli olan YouTube. Daha sonrasında tekrar bu APK Mirror sitesine giriş yaparak buradan şu şekilde bir arama çubuğu var. Buraya YouTube yazıyoruz. YouTube yazdıktan sonra gördüğünüz gibi YouTube TV yazalım. Yanlış oldu. YouTube TV yazıp aratıyoruz. Daha sonrasında televizyon için birçok APK dosyası çıkıyor. Gördüğünüz gibi yeni yüklenenler burada. Bunları da denemeniz gerekiyor. Söylediğim gibi. Ancak burada televizyonunuzun Android sürümünü de öğrenip daha kolay bulabilirsiniz. Bu Android sürümünü öğrenmek için de ayarlar, Android ayarları. Ben bu şekilde daha kolay buldum. Daha sonrasında hakkındaya gireceğiz. Burada sürüm burada 5.1.1 şeklinde Android sürümümüz mevcut. Buraya arama yerine örneğin Android sürümünüzü öğrendikten sonra Android sürümünüzde yazarak direkt bulabilirsiniz. Bilgisayar çok yavaş olduğu için bu şekilde bulabilirsiniz Android sürümünüzü tam olarak yazıp daha sonrasında indirdiğinizde bilgisayara o APK dosyasını flash belleğe atıp televizyonunuza taktıktan sonra şu bahsettiğim uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Bu uygulamada direkt zaten görecek flash belleği. Flash bellekten istediğiniz indirdiğiniz bütün APK dosyalarını buradan yükleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz. Bunun dışında aktarmam gereken herhangi bir bilgi zaten şu belirtmiş olduğum programı yükledikten sonra şu TV File Commander uygulamasını
USB bellekte hangi APK dosyası olursa olsun onu yüklemenize yardımcı olacak. Daha sonrasında dilediğiniz APK dosyasını APK Mirror sitesinden televizyonunuzun sürümüne uyumlu bir şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım YouTube'u. Ancak YouTube Google Play Store ilk denememde oldu. Ancak YouTube birkaç kez denedim. Belirttiğim gibi sürümü uymadığı için. Bu şekilde deneyerek yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Fakat biraz yavaş. Bununla ilgili de yapacak herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi YouTube herhangi bir şekilde problem yok. Çalışıyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bununla alakalı sorunuz olursa iletişime geçebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Ben bu bütün linkleri, bütün kodları paylaşacağım videonun altında. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.